Tarım ve Orman Bakanlığı taklit ve tahşiş listesi düzenli olarak açıklamaya başladı. En çok hile yapılan gıdaların başında ise lahmacun geliyor efendim. Lahmacunu 60 liraya bulmak da mümkün, 250 liraya da. Fiyat farkının genellikle hileden kaynaklandığı belirtiliyor. Lahmacunda hilenin harcında kıyma kullanılmayarak yapıldığı kaydediliyor. Ekor TV ekibinden Enes Aroğlu ve Burak Dalgül araştırdı. Tarım ve Orman Bakanlığı'nın tahşiş listesinde başı çekiyor. Genellikle harcında kıyma kullanılmıyor. En çok hile lahmacunda yapılıyor. Sakatatlar, aklına ne geliyorsa her şeyi katıyorlar. Kaç defa zehirlendik. Zaten içinde et yok ki. Hem sokakta yeniyor hem lüks restoranda yeniyor. Birçok farklı yerde yeniyor ancak güven konusunda da en büyük sıkıntının yaşandığı ürünlerin başında yine lahmacun geliyor. Çünkü hile çok kolay bir şekilde lahmacunda yapılabiliyor. Doğru mu ustacığım? Doğrudur. Hileye en açık ürün lahmacun. Bol baharat basıyorlar, ucuza mal ediyorlar. Ekol TV ekibi bu kez lahmacunda hile yapanların peşine düştü. İlk durak avcılar. Lahmacun kıyması makineye attığınızda zaten karıştırdığınızda içinizde hiçbir şey anlayamazsınız. Görünüşünden kalitesini anlamak pek kolay değil. Ancak fiyatı düştükçe akıllardaki soru işaretleri artıyor. Bir lahmacunun şu anda fiyatı ne kadar? Şu an bizim burada günümüz şartlarında şu anda bizim lahmacun 70 lira. Sıradaki durak İstanbul'un pek çok noktasında restoranı bulunan işletme. Burası da lahmacunda hile yapmanın birçok farklı yolu olduğu konusunda hemfikir. Soya sosu koyan var, tavuk taşlı koyan var, sakatat koyan var. Her türlü hileyi koyabiliyorlar. Lahmacunun fiyatının 100 liranın altında olamayacağı görüşü hakim. 100 liranın altına satılması imkansız. Bunu neye göre söylüyorsunuz? Bunu neye göre? İşçiliğe göre, kiraya göre. %10 zaten otomatikmen bu işin KDV'si var. Devletin bizden aldığı %10 KDV'si var. Artı yıllık %25 gelir vergisi var. Vergisini düzgün ödeyen, KDV'sini düzgün ödeyen esnaf 100 liranın altına lahmacun satamaz. Uzmanlarsa sadece fiyatın bir belirleyici olmadığını belirtiyor. Tadından, kokusundan şüphelenilmesi durumunda şikayet edilmesi gerektiğini vurguluyor. Maliyeti düşürmek adına yaptığı bu işleri harç kısmında maskeliyorlar, işte baharatla maskeliyor, domates koyuyor, rengini değiştiriyor vesaire. Yine de vatandaşlar dikkat etsinler, tadında, kokusunda, lezzetinde. Ya bu dana etine çok benzemiyor, bir gariplik var dedikleri an çekinmeden Alo 174 gıda ihbaratını arasınlar.